Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sorulanlardan bir tanesi de Dogecoin'di. İnşallah gün içinde diğer sorduklarınızın analizini de yapmaya çalışacağım. Dogecoin ile ilgili analize başlamadan önce öncelikle arkadaşlar kanala abone olup ve bildirimlerinizi açmayı mutlaka unutmayın. Aşağıdaki bakın her videonun açıklama bölümünde hemen hemen bulabilirsiniz. Bağlantı linki vardır arkadaşlar Telegram grubu. Orada da bazen önemli bilgiler paylaşıyorum. Takip etmenizi tavsiye ederim. Sadece bağlantı linki ile katılabilirsiniz. Başka türlü katılamıyorsunuz. Aramalarla çıkmıyor Telegram grubu. Ve bunları dedikten sonra başlayalım. Bana şunu soruyorsunuz. Hocam 50 sente gelir mi? Muhtemelen maliyetiniz 50 sent civarında olduğunu düşünüyorum. Herhalde o yüzden dolayı soruyorsunuzdur. Ya da 50 senti birazcık aşağısındadır. Bakınız arkadaşlar. Hangi noktadan hangi ortalamayla alırsanız alın. Hiçbir önemi yoktur. Yeter ki paranızı tamamıyla almadığınız sürece yanlış noktadan bile alsanız paranızı kurtarma fırsatı hemen hemen tüm coinler sağlar arkadaşlar. Birkaç tanesi hariç, istisna hariç. Yani 100x yükselmiştir. Sen gidersin 100x noktasını alırsan o biraz zor. Onlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Dogecoin ne kadarlık bir yükseliş yaptı ve ne yaptı? Yapması gerekeni yaptı arkadaşlar. Bakın. Şu trend, yükselen kanal trendine girdi ve Dogecoin yaklaşık olarak 26-27 kat yükseldi ve ondan sonra da yataylaştı ve düşüş de yaşadı arkadaşlar. Düşüş yaşadı. Peki sen yanlış noktadan aldın. Yani şu yukarılardan dahi almış olsan, en tepe noktadan dahi almış olsan, eğer ki 3 temel şeye dikkat ettiysen, 3 temelden bir tanesine dikkat ettiysen, benim çünkü 3 temel analizim vardır arkadaşlar, stratejim vardır, uyguladım. Yani paranın tamamıyla alım yapmadıysan, bakın yataylaştığı kanalda bile paranı kurtarma, hatta bir miktarda kâra geçme imkanı vardı. Hadi bunları da yapmadın. Ne kadarlık bir kayıba neden oldu arkadaşlar? Bekledin, sürekli olarak bekledin. %93 civarında bir kayıp yaşatmış. Ne zaman ortalama düşürebilirsin? Zaten arkadaşlar bakın ilk yükseliş olduğu zaman hani bir silkeleme yapar ve ani şekilde çok aşağı şekilde sert düşüş yaşar ya, mutlaka ve mutlaka tereddütsüz arkadaşlar bütün altcoin'ler tepki yükselişleri, güzel tepki yükselişleri yapar ama ilk yaptığı tepki yükselişi daha yüksektir, daha iyidir. Ondan sonrakiler nispeten daha azalır. Top gibi düşünün arkadaşlar. Topu ne kadar yukarıdan bırakırsanız ilk yükselişi, ilk zıplayışı daima hızlı olur. Daha yukarı olur. Ondan sonrakiler nispeten daha az olur. Aynı bu şekilde düşünebilirsiniz. Burada da bu gerçekleşmiş. Yataylaşma. Hadi burada bir hata yaptınız. O arkadaşlardan bahsediyorum. Yapabileceğiniz en iyi strateji nedir? Yataylaşmayı beklemek arkadaşlar. Yataylaştıktan sonra ortalama düşürmekten başka çareniz yok. Çünkü %90 civarında kayıp yaşatan bir altcoin için yapabileceğiniz en iyi hamle, daha kısa sürede kurtulabilmek için ve kâra geçebilmek için yapabileceğiniz en iyi hamle bir miktar nakit bulup ortalama düşürmek. Başka çare var mı? Yok arkadaşlar. Başka çare yok. O zaman oturacaksın, bekleyeceksin uzun süre. Başka hiçbir çaren yok. Örnek veriyorum. Bir daha senin için o kanala tekrar ne zaman gelir? Bir sene sonra gelir. Ama ortalama düşürsen mesela 3 ayda kurtulabileceksin. 3 ayda paranı kurtarabileceksin. Öyle düşünmeniz lazım. Bu yüzden dolayı da Dogecoin'de şu an için bu geçerli arkadaşlar. Yataylaştı. Ondan sonra güzel bir yükseliş sergiledi. Zaten ben bunu aşağıdaki VIP grubunda da Telegram grubunda da paylaştım arkadaşlar. Ben Dogecoin aldığım noktalara kadar paylaştım. Yaptığım işlemleri paylaşıyorum zaten orada. Ve ilk hedefimiz zaten bir sıfır atmak olduğunu söylemiştim. Yaklaşık şu yükselişte arkadaşlar. Ben %170 almadım. Ben 1x aldım. Ben 1x aldım çünkü belli yerleri kırıp ondan sonra işlem açmam lazımdı. Ben ondan sonra işlem açtım. 1x'e yakın bir aldım arkadaşlar. Ondan sonra da zaten direnç bölgeleri olduğu için, satış yiyeceği için şurada gereğini yapmak zorunda kaldım. Yapılması gereken zaten buydu. Ve bugün Dogecoin ile ilgili bana tekrar soruyorsunuz. Ben Dogecoin'de arkadaşlar güzel beklentilerim var. Ama sizin dediğiniz hedeflere bana zaman soranlar için tekrar altını çiziyorum. Arkadaşlar size zaman veremem. Bakın zaman veremem. Bunlar zaten kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Benim şahsi görüşüm ve benim beklentilerimdir bunlar. Onu söyleyeyim. Ama zaman konusunda bana hiçbir şekilde zaman sormayın arkadaşlar. Çünkü ben tüm videomlarda bunu söylüyorum. Bakın arkadaşlar sürekli yukarı bakıyoruz ya. Yukarı bakan insanların aşağısında bakması lazım. Ayağındaki zemin sağlam mı? Ona bakman lazım. Zeminde bir bozukluk falan varsa öncelikle orayı tamir etmen lazım. Onarman lazım. Çünkü yukarı güzel şekilde inşa yapabilmen için binalarda da böyledir arkadaşlar. Zemini ne kadar sağlamsa o kadar yukarı bekleyebilirsin. Yukarı kat çıkabilirsin. Burada da böyledir. Yani zemin sağlamlık dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Aşağıda düşebilecek kötü yerleri vardır. Ve o kötü yerlerin önlemini almak. Başka bir şey değil yani. O kadar basit bir şey.
Ama onu da yapmıyorlar. Niye? Genelde bu şundan dolayı oluyor arkadaşlar. Çok fazla para kazanma hırsıyla paranın tamamıyla hani daha hepsini yatırıp daha fazlasını kazanayım diye düşüncesiyle işlem açtıkları için genelde böyle oluyor. Aşağı düştükleri zaman her şeyi tahtanın kontrolünü bırakmış oluyorlar. Ve ondan sonra da pişmanlık başka bir şey değil. Üzüntü. O kadar param kayboldu. Paramın yarısı gitti. Evet arkadaşlar, saatler içinde bile %50'sini götürebilirsiniz paranızın. Ama dediğim gibi yaptıktan sonra zaten öyle de kazanıyorsunuz ama niye bu arkadaşlar, samimiyetle söylüyorum, hani aşkgözlülük, yanlış anlamayın ama bu aşkgözlülük, başka bir şey değil. O paranın olmadığını düşüneceksin. Ona göre işlem yapacaksın. O parayı dayanamıyorsan, bütün paramla işlem açıyorum hocam ben buna dayanamıyorum dersen, başka borsadaki hesabına transfer et, orada kalsın. Çok acil durumlarda kullanmak için. Hani yok gibi kabul et. Öyle yapabilirsiniz. Başka türlü olmaz arkadaşlar. Şimdi Dogecoin'de benim beklentilerim nedir? Bunlar benim beklentilerim. Diyorum ya, yatırım tavsiyesi değil. Çünkü aşağıları da var. Aşağılar daha önce her videomda söylerim ben. Her günde yukarı hedefleri söylediğim gibi aşağıdaki yerlerde söylerim arkadaşlar. Çünkü aşağılar da yok değildir. Bu Dogecoin'de ne beklenebilir? Dogecoin şu an arkadaşlar önemli bir direnç bölgesinde. Bu direnç bölgesi kırıldığı zaman ilk hedefi, gidebileceği ilk hedefi, hatta şimdi birazdan çizimleri ben kaldıracağım. O zaman size daha net anlatabilirim ne demek istediğimi. Gideceği ilk hedef arkadaşlar 0 nokta yaklaşık olarak 111'ler, 0.10'lar. Burası takılabileceği, takılma ihtimali olan muhtemel bölgelerden bir tanesi. Takılmadı. Bu bölgeleri kırdığı zaman ne yapar? Bu bölgeleri kırdığı zaman yukarıdaki direnç bölgesi ne kadar? Yani nerelere kadar? 0.125 sente kadar yukarı hamle yapabilir. Kırılırsa zaten. Kırılırsa gideceği yer orası. Başka yer değil ki arkadaşlar. Oraya gidecek zaten. Peki orada kırıldı. Orada kırıldığı zaman arkadaşlar tekrardan 0.150 seviyesine kadar test etmesi mümkün olabilir. Zaten bu seviye kırıldığı zaman bir dahaki hedefimiz Dogecoin'de 0.184'ler. Zaten arkadaşlar bu kanala girmesi lazımdı. Bu kanal yükseliş kanalı, bakın. Bu kanala girerse ondan sonra büyük hedefler beklenebilir. Bu kanala girmeden büyük hedefler beklenmez. Niye? Aşağıları da var. Aşağıları da vereyim arkadaşlar. Ondan sonra çizimleri kaldırıp size daha net şekilde göstermek istiyorum. Çünkü çizimler bazı şeyleri sizin görmenize engel olabilir. Bakın arkadaşlar, aşağıdaki destek bölgesi mükemmel destek bölgeleriydi. Elde nakit olan için ortalama düşüreceğin destek bölgeleriydi. Buradan tepki yükselişi kesinlikle yapması gerekiyordu. Ve yaptı da zaten. 0.077'ler arkadaşlar. Hatta ve hatta şu noktalar 0.072'ler. 77'lerden başlıyor. Şu noktalardan 72'ye kadar sağlam destek bölgesi var. Kırıldığı zaman test edeceği bölge arkadaşlar 0.059'lar ve aşağıda özellikle şu güçlü desteği ne kadar test etmesi mümkün olabilir. 0.047'ler, bakın. Neredeyse 150'ye kadar aşağıda kaybettirebileceği muhtemel bölgeler var. Peki nasıl gelir? Bitcoin ile ilgili sert bir dalgalanma hareketi olur. Aşağı inir, sert satış olursa o şartlarda bütün altcoin'ler geldiği gibi Dogecoin'de gelebilme ihtimali var. Ama burada da tabii ki Elon Musk bir tweet atar. Yani önemli şeyler paylaşırsa o başka arkadaşlar. O zaman değişiyor bazen. Yani o farklılık gösterebiliyor. Yukarıyı verdim zannederse. Evet, şimdi çizimleri kaldıralım arkadaşlar. Bakın. Dogecoin ne yapması gerekiyordu? Desteklerine geldim arkadaşlar. Bakın desteklerine geldi. Bakın önemli desteklerine geldi, kadar geldi. Bu bölgeler kesinlikle ve kesinlikle tepki alımı yapması gereken bölgeler idi. Niye? Bakın destekleri siz de görüyorsunuz, destekleri. Strateji dediğim bunlar arkadaşlar. Ben bu şekilde dikkat ediyorum bunlara. Ve ne yaptı? Tabii ki ilk başlangıçta yapmadı. Birazcık yaptı, sonra tekrar yatayla. En sonunda çünkü bekletir arkadaşlar. Ve ne yaptı? En sonunda da %174'e kadar bir tepki yükselişi yaptı. Aslında başlangıç, yükselişin başlangıcı diyebiliriz buna. Tabi burada tabii ki tweetlerinde önemi var. Yok değil arkadaşlar, ama tweet olmasaydı ne olurdu? Yapardı. Belki bu kadar yapmazdı. Yapardı ama bu kadar yapmazdı. Şimdi de tekrardan yukarıdaki direnci kırmaya çalışıyor. Yataylaşır. Belki belli bir süre böyle devam eder. Birkaç ay, onu bilemiyorum. Zamanla ilgili bir şey veremem arkadaşlar. Zamanla ilgili bir şey veremem. Sonra sizin o dediğiniz hedeflere de gidebilir. Burada bu hedefler arkadaşlar bir gün sonra da gidebilir. 28 gün sonra da gidebilir. 3 ay sonra da gidebilir. Yani burada zaman ben kesinlikle veremiyorum. Hatta arkadaşlar ben aşağıdaki Telegram grubunda size ekran görüntüsü kendiniz bakın ya. Ben ekran görüntüleri orada paylaşımları açtım. Ben oradaki gruptaki arkadaşlara da yazdım. VIP grubundaki arkadaşlara da yazdım. 2 gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam.
Arkadaşlar bu noktalarda ben bal alıyorum diye yazdım. Çalıştığımız bir grubu da bir saat sonra %50 civarında yükseldi. Bir saat sonra %50 civarında yükseldi. Ama biz buna alıştırdığımız için bazı arkadaşlar böyle yükselişleri çok hızlı bekliyor. Arkadaşlar her zaman bir saatte %50 yapamayız. Bazen birkaç gün beklemek zorunda kalırız. Bazen 20 gün beklemek zorunda kalırız. Böyledir arkadaşlar. Yeter ki siz doğru yerden alın ve beklemesini bilin. Ondan sonra gideceği hedefe zaten gidiyordur. Gruptaki arkadaşlar da biliyordur. Şu an bu paylaşımları burada yapmak istemiyorum. İsteyen oradan, dileyen orada bakabilir zaten. Eski yazılara da. Şu an için söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Sonra diğerlerini de incelemeye çalışacağım. Bakın yukarıları söylüyorum ama yukarıların da aşağısının olduğunu bilin. Arkadaşlar mutlaka ayağınızın altına bakın. Ona göre işlem yapmanızı tavsiye ederim. Ve 3 altın kuralı kesinlikle unutmayın. Nedir arkadaşlar? Bakın doğru yerden işlem açmak bir. Doğru yerde direnç bölgelerinde satış yiyeceği muhtemel bölgelerde vedalaşmayı bilmek. 2. Ve paramızın tamamıyla asla ve asla tek noktada işlem açmamak. Niye piyasamız şu an maalesef çok kötü? Kaybettiren bir piyasa, üzen bir piyasa. Buna rağmen çok başarılıyız. Allah'a şükür Allah bizi yanıltmıyor. Ben kendimi bu anlamda başarılı buluyorum. Büyük grubunda çalıştığımız arkadaşlar da buna şahitlik edecektir. Ama dediğim gibi 3 tane strateji var. Bazen buna uymayan arkadaşlarımız da var. Soruyorum parasını tamamıyla işlem açmış. Yapacak bir şey yok. Dalgalanmalardaki şeyden maalesef ki olumsuz şekilde etkileniyor o zaman. Şu an için söyleyeceğim bunlar arkadaşlar tekrar altını çiziyorum. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Benim kendi görüşlerimdir. Bunlara göre kesinlikle işlem açmayınız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takip etmeyi unutmayın bu arada. Aşağıdaki Telegram grubunda mutlaka katılın arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Kazançlarınız bol ve bereketli olsun. Zararlarınız kısa sürede çıkar inşallah. Çünkü bu düşüşün de elbette ki bir sonu bulacak. Bitcoin'deki bu düşüş 13 aydır düşüyordu arkadaşlar. 13 aydır düşüyoruz ya dile kolay. 13 aydır. Biraz da yükselmemiz lazım.